Diyalog TV ekranlarından tekrar mutlu akşamlar. Günün konuğuyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konumuz turizm ve çok değerli, tecrübeli bir ismi ağırlıyoruz bugün. Merit Lefkoşa Otel Genel Müdürü Sayın Mine Gürses bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz öncelikle. Buraya kadar geldiniz ve konuğumuz oldunuz. Turizm konusunu konuşacağız bugün sizinle. Tabii ki. Sizin gibi tecrübeli bir isimle diyeceğiz. Uzun süredir turizmin içindesiniz. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizmle uğraşmanın zorluklarını, turist getirmenin zorluklarını biliyoruz. Böyle bir sektörün içinde çok önemli bir otelde genel müdürlük görevini yürütüyorsunuz. Evet. Şimdi sizinle öncelikle yaz sezonundan biraz bahsedelim. Tabii yazı kışı yok artık turizm sektörünün ama tabii ki yazın hareketlenme daha fazla Kıbrıs oluyor. Kıbrıs için tabii ki yani. Nasıl bir sezon geçiriyorsunuz? Şimdi kurduğunuz cümleler için öncelikle teşekkür ederim. Zaten Kıbrıs'ta yaşamak, Kıbrıs Adası'nda, Kıbrıs Adası gibi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi her tarafı buram buram turizme davet eden, turizm kokan bir ülkede yaşıyor olmak bile turizmin bir neferi oluyorsunuz. Yani bu ülkede yaşayarak, bu ülkenin herhangi bir yerinde çalışarak, bu adaya hizmet ederek zaten bu adayı, turizm adasını da çalışmış oluyorsunuz. Bizler turizmin içinde aslında biz şanslı, ben şanslılardan biriyim. Çünkü 15 yıldır fiilen turizmin içindeyim. Merit International sayesinde. Bizler şanslı olanlarız. Çünkü Merit gibi çok tecrübeli otelcilikte ve de gazinoculukta. Gerçek anlamda otelcilik yapabilen ve gerçek anlamda gazinoculuk yapan bir büyük kurumun içinde olmaktan dolayı biz şanslılardan yanayız. Hı hı. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Turizmi de Merit'i ve Merit'in yöneticilerini, yani Türkiye'den gelme yöneticilerini de burada görmüş olmaktan şanslılar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hepsi 1970'lerden bu yana turizmin içinde olan büyük bir turizm harekatını, Türkiye'de turizm harekatını başlatan bir kuruluş Net Holding ve Merit. Ben 41 yıldır bu adada yaşıyorum. Rahmetli eşim Kıbrıslıydı. Dolayısıyla ben 73'te de geldim, adayı gördüm. 74'te de, zaten 74'ten beri burada yaşıyorum. 74 harekatından hemen sonra. Korkunç bir gelişme var turizmimizde. O dönemlerde hiçbir şey yoktu. Ben yani çok eskilere gidersem 74'te iki tane otel vardı burada. Biri Salamis, biri Dom Otel. Hı hı. Bir de Celebrity Otel vardı. Tek Türk oteli olarak başka bir şey yoktu. Şimdi görüyorsunuz durum ne kadar güzel ama kafi mi değil. Şimdi 20 bin yatak diyorlar ama 20 bin yatak olduğunu biz düşünmüyoruz. Çünkü yani 20 bin yatağın, hani 5 yıldızlı 20 bin yatak olsa iyi deriz ama bunun içinde tek yıldızlar, 2 yıldızlar falan da var. Böylesine güzel bir turizm destinasyonu için az, bize göre az. İnşallah alınacak tedbirlerle, yapılacak çalışmalarla artırılır. Neden az olduğunu düşünüyorsunuz? Yani aslında çünkü, böyle bir adada turizmi geliştirmek, yeni oteller açmak. Çoğu zaman izolasyonlara sığındık yıllarca. Ancak adanın iki tane ulaşım kaynağı var. Biri deniz, biri hava yolu. Deniz sadece yazın faydalanabiliyorsunuz, hı-hı, deniz yolundan. Çünkü kışın maalesef seferler yapılamıyor. O da çok kısıtlı bir tabii çok kısıtlı bir dönem. Yolcu. Yani hani Nisan'dan Eylül'e kadar, çünkü Ekim'den itibaren fırtınalar, hı hı, falan başlıyor. Süremi yapamıyorsunuz. Burada çok değerli yönetim kurulu başkanımız Reha Arar Bey'in daima söylediği, valla ben en azından onun bu cümlelerini 6 yıldan beri duyuyorum. Yani en son hatırladığım 6 yıldır. Her yerde, her konuşmasında, her görüşmesinde Türk Hava Yolları'nın şu adaya, yani Türkiye'den ek seferler konması veya Arap ülkelerinden touchdown yapılarak Kıbrıs'a seferler konulmasını devamlı dile getiriyor.
İşte o zaman çok iyi olacak. Yani ulaşım insan, çok önemli anlaşılan. Çok önemli. Şimdi ben Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığım dönemde yabancılar, İngilizler geliyordu. Sonra bir dönem Kıbrıs Türk Hava Yolları direkt uçak koymuştu Kıbrıs'a. Kıbrıs Türk Hava Yolları ile uçuyordu. O kapandıktan sonra insanlar Türkiye kanalı üzerinden veya Larnaca üzerinden gelmek zorunda kalıyorlar. Ki bu da yolculuk 3 saatlik yolculuğu 7-8 saate çıkarıyor, uzatıyor. Ve yorgun geliyorlar ve kısıtlı sayıdaki tatil günlerinin 2 gününü gelişte ve gidişte. Yani buna rağmen bir de geliyorlar. İşin bu yanı var. Avrupalı çok gider. Avrupalı bir yıl önceden planlar tatilini. Ve Kıbrıs'a inanın bana kuzey, yani güneye çok geliyorlar. Ancak Kuzey Kıbrıs'a da bu ulaşım kısıtlığından dolayı ulaşım çok sonu gelmiyorlar. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın kapanması çok etkili oldu mu? Olumsuz anlamda. Tabii ki. Yani bakın zarar bile etmiş oldu. Yani zarar ediyordu çok. Hep ama, öyle denirdi ya zarar etse de devam etse. Bu ülkenin bir milli hava yoluydu. Yani çok üzücü bir durum o. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın kapanması çok üzücü bir durum. Ben belki yaşatılabilirdi diye düşünüyoruz. Yani biz turizmciler hani bir tek ölüme çare yok diyoruz. Hala yani aslında umut keşke var. O kapatılmamış olsaydı ne bileyim personel azaltmasına gidilebilirdi bir şekilde. Ama o milli hava yolumuzun uçması gerekiyordu diye düşünüyoruz. Bakın şu anda bir devletiz ama bir hava yolumuz yok. Şu an bazen dönem dönem aslında uçak ulaşım fiyatlarının çok pahalı olduğu özellikle yaz aylarında. Evet. Bu direkt turizmi etkiliyor aslında. Tabii ki. Yani çok etkiliyor hem de. İnanır mısınız bize tabii çok giden gelen oluyor. Bazen 800 liraya 1000 liraya bilet buluyorlar. Alt taraf İstanbul'a gidecekler yani. Yani uçağa ulaşıma daha fazla para veriyorlar. Konaklamadan tabii diyelim. Tabii ki. Yani düşünün bir insan sabah gidip akşam gelecek olsa bir günlüğüne 800 lira para vermek zorunda. Belki sağlık sorunu vardır, belki bir şey vardır, acil bir durumu vardır. Peki reklam yapılıyor, tabii devlet eliyle de yapılıyor bu işte. Daha çok turist kâfi gelsin, değil. Uğraşıyoruz. Tanıtımlar ama mı? Bir taraftan da ulaşım çok zor, fiyatlar pahalı. Yani boşa mı? Boşa değil, hayır. Tanıtım mutlaka hiçbir boşa zaman değil boşa ama olmaz. Ve tanıtım hiç durmadan yapılmalı. Hatta artırılarak yapılmalı. Mutlaka tabii. Bakın ben hep daima bu örneği veririm ben. Dünyaca ünlü hani reklamını yapmayalım. Gazozlu gazlı içecekler var biliyorsunuz. Evet. Her zaman her dönemde reklamlarını görürsünüz televizyonlarda. Hani durulmaması lazım. Özellikle de Kıbrıs'ın bu güzelliklerinin doğasının güzelliğinin, havasının temizliğinin, denizlerinin temizliğinin, tarihi özelliklerinin. Ya bakın Lefkoşa'nın diyorlar ki 10 bin yıllık tarihi Lefkoşa diyorlar. Kim biliyor ki neresinde ne var kim biliyor yaşıyoruz ki? Yaşıyoruz ama kimse bilmiyor 10 bin yıllık tarihi olan Lefkoşa'da neler var. Ne gibi şeyler kalmış kimse bilmiyor. Tanıtım çok az. Peki bölgesel olarak şimdi Girne'de turizm deyince akla Girne geliyor işte. Evet. Gazi Manus'a geliyor diyelim. Evet. Lefkoşa ile ilgili bir turizm planlaması, işte o 10 bin yıllık tarihten bahsettiniz. Evet, şimdi Lefkoşa başkent. Hı hı. Ve Ankara gibi, yani Ankara'da ne kadar turizmden bahsedebilirseniz, Lefkoşa'da da o kadar bahsedin. Lefkoşa bir bakanlıklar şehri, işte Cumhurbaşkanlığı orada, şirketlerin genel müdürlükleri orada, bankaların genel müdürlükleri orada. Yani orası bir iş şehri, başkent. Tabii turistik tarihi yerleri var ama bu kadar güzel denizi olan bir adaya da gelip Lefkoşa'da kalınmaz yazın özellikle. Benim otelimi yani Merit Lefkoşa'yı oteli sorarsanız şu anda %80 doluyum ben. Çünkü iş insanları gelip kalıyor. 2 gün, 3 gün veya Avrupa Birliği'nin heyetleri geliyor kalıyor. 3 hafta, 4 hafta bazen 2 ay. Bu şey, onlar iş için geliyorlar. %80 doluluk şu an için yüksek geliyor benim, bize. Tabii. Yaz ayına göre benim için çok iyi. Yani bizim oteller için en çok iyi. En düşük ne kadar oluyor? İlk açıldığımız zaman ben 28 odayı, 29 odayı gördüm. Benim 116 odam var. Hmm.
Çok düşükleri yaz döneminde gördüm. Ama şimdi çok şükür yaz ve kışımız neredeyse bir oldu. Evet, yani bir başkentte dediğiniz gibi, evet, bu kadar denizin ve turistik diğer otellerin olduğu ama bir yerde. Ama iş hayatı devam ediyor. İş hayatı tabii ki devam ediyor. Şimdi bu şeyden sonra da, Türkiye'deki seçimlerden sonra da ve buradaki görüşmelerin hızlanmış olmasından dolayı da ben trafiğin daha da artacağını düşünüyorum. Evet, Lefkoşa için aslında büyük bir eksiklik değil miydi kaliteli bir otelin çok hizmete keşke girmesi? Keşke bir tane daha yapılsa. Bakın, bizim çevremiz çok değişti. Yani Merit Lefkoşa'nın 500 metre ilerimizde de diğer bir başka komşu otelimiz var. Onlar da aynı şekilde. Buraya gelen insanların, iş adamlarının, yani çevrenin kalitesi değişti. Bakın, bir sürü dere boyunun gelişmesini görüyorsunuz. Lefkoşa dere boyunun gelişmesini, ne kadar güzel, Bağdat Caddesi gibi oldu. Bunlar hep otelleri şöyle tarif ediyorlar. Karanlıktaki ışık gibi çevresini aydınlatan, evet, mum gibi düşünüyoruz otelleri biz. Bölgenin, şehrin gelişmesine tabii, her büyük konuda olanak sağlıyor. Ekonomi düşünün. Bizim toplam otelle bir gazino ve otel toplamı 500 personelimiz var. Bunlar Lefkoşa'da lojmanlar kiralandı. Lefkoşa'da yaşıyorlar. Birçoğu eşini, dostunu lojmanda mı kalıyor personel? Tabii. Tabii. Lojman kiralıyoruz. Onların ev sahipleri işte para kazanıyor. Elektrik kurumu para kazanıyor. Bu insanlar alışveriş ediyorlar. Arabalarına benzin koyuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Yani telefon kullanıyorlar. Ekonomiye büyük bir dönüşü tabii ki, oluyor bunu mutlaka. Düşünün ne kadar. Ben 200 bininci misafirimi ağırladım. 3-4 ay önce. Düşünün, bu insanlar geliyor, alışveriş ediyor. Yani Lefkoşa Otel'e 200 bin kişiyi ağırlamış. Yani otele kapandı, otel sadece kendine fayda sağlıyor gibi bir şey canım, söylemek mümkün öyle, değil burada. Hayır, öyle bir tamamen şey söz herhalde konusu şehri değil, tabii ki değil. Hiç ben ona öyle olsa Girne'deki dükkanlar yaşayabilir miyim Allah aşkına? Her gün yeni dükkan açılıyor orada. Girne Caddesi, yani Girne'den bahsediyorum. Sadece Girne'nin nüfusuna yönelik bir açılış olamaz bunlar. Hayır, fazlasıyla. Hayır canım, mümkün değil. Mümkün. Hala kumaş mağazaları yaşıyor. Ben görüyorum, ayakkabı 10-12 çift ayakkabı alan bayanlar var. Yani bir valizle gelip 3 valizle dönen insanlar var. Hala Pyrex tabak arayanlar var. Biliyor musunuz siz? Oteller olmasaydı ne olurdu diye düşünüyorum bazen, bilmiyorum. Olur mu ya? Ya da böyle bir yer olmasaydı, böyle bir yerde otel olmasın, olur mu? Keşke daha da açılsa. Biz onlara dua ediyoruz. Çünkü bakın, her yeni açılan otel rekabeti getiriyor. Her yeni rekabet de daha iyi hizmeti getiriyor. Rekabet konusunda peki Kıbrıs'taki otelleri Türkiye ile en çok kıyaslanır. Nasıl, evet, buluyorsunuz? Çünkü Türkiye çok büyük bir bizim daha iyi pazar. Bakın, hizmetimiz bizim daha iyi. Çünkü Türkiye'deki oteller devasa oteller. Anlatabildim mi? Biz neredeyse misafirimizi birebir tanıyoruz. Yani diğer otellerde de öyle. Merit Kristal'de öyle, Merit Royal'de öyle, Merit Park'ta öyle. Çünkü bizim kapasitemiz 700 kişi, 800 kişi en fazla. Ama onlar da 2000 kişi, düşünün. Otelin her gün dolu olduğunu düşünün. Orada biraz kişi, daha kim, tabii. Daha özenli diyorsunuz. Ama yani çoğu da kışın kapalı oluyor. Yalnız bazı oteller var orada. Biz bundan 2 yıl önce Meritler olarak yeni otelleri tanıyalım diye ve bir de eğitim için Reha Bey bizi Antalya'ya götürdü. 3 günlük bir eğitim gördük biz. Orada 5 otel gezdik. 5 tane 5 yıldızlı otel gezdik. Onlar daha ziyade golfe ağırlık veriyorlar kışın. Golf. Bu deniz, yeni bir trend diyebilir miyiz? Deniz kırını. Yoksa uzun golf süredir. Golf sahaları şeyde Antalya'da çok. Antalya'da var ama hani gelişmesi tabii golfün daha çok duyulmasıyla, bu turnuvalarla falan geldi. Turnuvalar tertip ediyorlar. Hepsinin devasa golf sahaları var. Kıbrıs için golf. Golf bir tane var, Konya'da var. Onun çok fazla Kıbrıs'ta oynayan yok, ancak buradaki İngilizler zannederim. Ama sırf golf oynamak için Kıbrıs'a turist geliyor mu, çok fazla geldiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Yani deniz için daha ziyade yabancı turist denize çok meraklı. Bir de yabancı turist çok fazla gürültüyü sevmiyor.
Sakin. Yani sakinliği seviyor. Deniz kenarında. Onları hiçbir zaman havuz kenarında falan görmezsiniz. Hep kumsalda yatarlar, kitap okurlar. Sakinliği seviyorlar. En çok hangi ülkeden geliyorlar? Şimdi daha ziyade İngiliz. Bilmiyorum, son zamanlarda bugün, ya dünle bugün okuyoruz bu Corendon Hava Yolları. O firma Hollanda'dan, Danimarka'dan, kuzey ülkelerinden getiriyordu. Bunun etkisini yaşayacak tabii, mısınız? Bize çok fazla getirmiyorlardı. Turizm ülkeleri. Evet, ama bazı oteller yaşayacaktır herhalde. Aslında çok içler acısı bir durum diyebilir miyiz? Yani bu kararın, geri dönüş kararının sebepleri çok içler acısı. Biz bilmiyoruz. Bazı şeyleri bizim kafamız almıyor. Anlamıyoruz biz bazı şeyleri. Bilemiyoruz. Yani neden ama bizim de artık anlamamız lazım. Çünkü Rıya Bey daima söyler, ben kitap yazacağım. Çünkü şu Lefkoşa Otel açılırken bile bize ne kadar zorluklar çıkarıldı, ne kadar önümüze engeller yani nedir konuldu. Nedir bunun sebebi? Bu sürekli söylenir. Nasıl bir bilmiyorum, bürokratik engel? Bilmiyorum. Onu yani ülkeye getirip çok büyük yatırımları var. Şimdi bizim otellerin altında tekerlek yok. Hiçbirinin altında. Hiçbir otelin altında tekerlek yok. Yani. Hepsi yerin bilmem kaç bin metre altında temellerle, demirlerle temel atılmış. Yani bir firma buradan çekip gidecek olsa bile bu otel buranın malı artık. Yani Kıbrıs'ın malı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin malı artık bu oteller. Bizler sadece işletmesini yapıyoruz. Kimse otelini sırtını alıp gitmeyecek bu otelden. Keşke hep yatırım yapılsa, iş sahaları açılsa ve diğer ek işlerde, ek iş yapanlar da, onlar da para kazansa ve ortalık daha güzel olsa. Evet, birçok insana da istihdam sağlıyorsunuz. Tabii ki. Peki, 3000 kişiyi bulduk biz. 3000 kişi. Tabii. Peki bu istihdamla ilgili tabii işsizlikten bahsediliyor hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ama işverenlere sorulduğunda da onlar da çalışacak insan bulmaktan şikayetçilerdir. Yok. Ya da kalifiye çalışan bulmaktan şikayetçilerdir. Ya kalifiyeden vazgeçtik de yok. Normalde. Yani. Neden peki bu? Bakın, bunu geçen hafta bir şoförüm ayrıldı. Onun yerine başka bir şoför ve bellboy olarak çalıştıracağız. Babası Türk, annesi İngiliz, bir çocuk geldi 22 yaşında. Onu aldık, beğendik. Türkçesi azdı ama İngilizcesinin çok iyi olması işimize geldi. 2 gün. 3. gün telefon etti. Ayakları çok ağrımış, o işi yapamazmış. Yani yük taşımıyor, hiçbir şey yapmıyor. Sadece bir yerden bir yere gidileceğinde arabayı kullanıyorlar. O kadar yani. Neden? Yani bunun sebebini niye bağlıyorsunuz? Bilmiyorum. Bu örneğin Türkiye'de bilmiyorum. Türkiye'de de bu böyle bir sorun yaşanıyor mudur? Yoksa bizim ülkemize has bir şey mi? Yok. Yani kabul etmiyorlar. Yerli istihdamda sorun yaşıyor musunuz? Evet, yerli istihdamda sorun yaşıyoruz. Çok. Hepimiz. Bu tabii çalışma izniyle istihdam yapmaya yöneltiyor sizleri. Mecburen. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bulaşık, yani otelde mutfakta sadece aşçı yok. Bulaşıkçı da var. Onun bir üstü var. Yine steward dediğimiz, bunlara steward diyoruz, bir steward var. Stewardlar olmasa mutfak nasıl hijyen olacak? Onlar bir eğitimden geçiyor. Yani öyle... bir ara eleman eksikliği var o zaman. Tabii ki, tabii ki. Ya aşçı, bak şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi'nin mutfak sanatları bölümü var. Onlardan şu anda 1-2-3-4 tane var benim Doğu Akdeniz'den mezun gencecik insan. Hatta geçenlerde yarışmalarda madalya alıp geldiler İstanbul'daki gastronomi yarışmasında. Çocuklar, gencecik çocuklar, biz mutluyuz. Yani çok mutlu oluyoruz. Keşke hep yerli olsa. Ama yok. O yok. Ama bir tarafta da işsizlik var. Ama bilemeyeceğim. Ona da yani ben... şöyle herhalde herkes... mühendis olmak istiyor veya herkes yönetici olmak istiyor. Şimdi mühendis olmak istiyor herkes de. Bizim bir yeğenimiz var, inşaat mühendisi. Yıllar önce ben Nadir Holding'de çalışırken bizim bir inşaat firmamız vardı. Çocuk da İTÜ'de okuyordu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi son sınıfa 3'ten 4'e geçtiklerinde
Yenge dedi benim 2 sene staj yapmam gerekiyor, fiili çalışmam gerekiyor inşaatlarda. Mezun, yani 4. sınıf okuyabilmem için. O zaman işte ben yardımcı olmuştum ve bizim inşaat şirketimizde 2 sene çocuk inşaatlarda bir fiil çalıştı. Yani buradan şunu mu çıkaralım? Yani tozun toprağın İşleri içinde. Küçümsemeyelim, en küçükten başlayıp tabii ki, yükselme durumu. Tabii ki. Yani kimse, hiçbirimiz anamızdan müdür olarak doğmadık biz. Yani olmuyor, müdürlük olmuyor. Zaten müdür olabilmek için, yani yükselebilmek için bir tecrübeye ulaşman lazım. İşi mutfağında öğrenmek gerekiyor. Tabii ki herhalde. en alttan. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. En alttan. Bak mesela bizim diğer otelimizde tebrik de ettim geçen gün. En küçük oğlunu koydu. Şimdi havlu veriyor millete güneşin alnında. Genel müdürün oğlu havlu veriyor. Koymuş çocuğunu sokakta haylazlık edeceğini. Millete havlu veriyor. Alttan başlıyor tabii ki. O çocuk okuyacak. Bir gün otel müdürü olacak belki. Yani bu düşünceye sahip olmamak işte istihdam sıkıntılarına yol açıyor. Yani öyle. Ama zorluğu yine ülke çekiyor biliyor musunuz? Ülke çekiyor zorluğu. Herkes memur olmak istiyor. Tabii. Hayır. Gençler kaçıyor gidiyor başka yerlere. Kendi isteklerine uygun bir şey bulmak için işte Londra'ya gidiyorlar, Avustralya'ya göç ediyorlar. Peki başka ülkelerde de farklı iş yapılmıyor aslında. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendi ülkesinde iş beğenmeyen belki gençlik başka ülkelerde bu işleri yapabiliyor. Bunu da onlara sormak lazım diye düşünüyorum. Yani benim cevabım vardı, ben vermeyeyim. Şimdi turizmin zorluklarından aslında biraz bahsediyoruz. Zor. Bu turizm son bahsettiğimiz konu Kıbrıs'a özel. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özel bir durumda herhalde. Evet, daha çok. Şimdi şöyle bir şey oldu. Fuar vardı Şubat ayında. Fuarın çok dibinde olan bir 5 yıldızlı otelde kaldım. Orada işte kahvaltı ederken falan bir problem oldu. Sonra işte genel müdür yardımcısı geldi, tanıştı benimle, özür diledi falan. Sohbet ettik. Hı hı. Dedim ki... çalışanlarınızı nereden buluyorsunuz? Çünkü orası 5 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller devasa o TÜYAP bölgesinde fuar, Emit Fuarı'nın çevresi hep otel dolu. Hı hı. Dedi buralardan dedi. Dedim peki lojman falan? Yok bizde lojman yok dedi. Peki gidiş geliş servis parası? Yok dedi. Herkes kendi parası, yani kendi imkanlarıyla gidiyor geliyor. Metro ile geliyor, otobüsle geliyor ama geliyor. Biz burada lojman veriyoruz. Siz lojmanı nasıl karşılıyorsunuz? Yani ya da ulaşımı? Sokak çocuğu başka türlü getiremezsin ki. Gerçi Kıbrıs'ta yani kiralar pahalı, korkunç yüksek. Tabii. Ya. Kaç tane bizim Girne bölgesinde kaç tane lojmanımız var? O 3 büyük otelin şeyleri. Bizim burada hem gazinonun lojmanları var hem otel lojmanları var. Dünya herhalde çalışanlarınız da bunun karşılığında daha bir özveriyle size hizmet ediyorlardır. Biz memnun, yani ben benim ekibimden memnunum çok şükür ama arada daima çürükler çıkar, onları da temizliyoruz. Açıkça bunu... Öyle yani diğerlerini, o çürüklerin diğerlerini bozmaması için onları da çıkarmak gerekiyor. Zaten 3 ay bir deneme süreleri var gelenler. Peki geleceğe nasıl bakıyorsunuz turizm açısından? Umutlu musunuz yoksa işte bu Corendon örneği var, bu tür örnekler, onlar olacak. Yani şeyde çalışma hayatında, iş hayatında bir sürü inişler çıkışlar olur. Ben 40 yılı gözlemlediğim zaman dediğim gibi yani hiçbir şey yokken şu anda bir sürü 5 yıldızlı oteller var. Türkiye'nin büyük sanatçıları gelip gidiyor. Bizim adımızı duyuruyorlar. İşte bizim mesela diğerlerini bilmiyorum ama bizim Lübnan'la bir sürü Arap ülkelerinde acenteler var. Bize müşteri getiriyorlar, misafir getiriyorlar. Çok ünlü sanatçıları da getiriyorsunuz. Onlara ünlü sanatçılar geliyor. Mesela bir ay önce şey vardı, çok 10 gün süren bir Hold'em poker turnuvası vardı Merit Crystal Cove Otel'de ki kaç ülkeden, belki de 20-30 ülkeden insanlar geldi, oyuncular geldi. Dolayısıyla bunlar hep tanıtıma giriyor. Ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Belki bu son görüşmeler de hızlandı. Hani Kıbrıs Türkiye açısından da daha iyi şeyler olur diye düşünüyorum. Umudumuzu hiçbir zaman kesmemek lazım. İş hayatında her zaman inişler çıkışlar olacaktır. Umutla bakmak lazım. Yalnızca çok çalışmak ve yaptığın işi de çok iyi yapman lazım. Yani gelen misafire, Kıbrıs'a gelen misafire
veya benim otelime gelen misafire bir kerelik bakmamak lazım. Onları daima devamlı getirecek şekilde ağırlayabilmek lazım. Evet. Peki Türkiye büyük bir pazar, evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 80 milyonluk bir ülke. Oradan aslında çok yoğun bir turist akışı, evet, olabilir. İşte şey olsa yani hemen hemen. Yine ulaşıma mı geliyor? Yine ulaşıma geliyor. Artı bir de tanıtıma, bilmem, TV'de bir program vardı. Sordular Kıbrıs nerededir diye. Siz onu seyrettiniz, evet, onu, mi? Onu unutamıyoruz. Hatta gerçek mi acaba diye ben hala düşünüyorum. Gerçek işte, Kıbrıs nerededir? Yok Mersin'de, yok nerede, Ege'de, yok Japonya'da. Tanıtım. Antalya'dan bahsedilir. Oraya oldukça Rus turist geliyor. Örneğin. Ama bu oradan sene buraya, öyle değil. Gerçi bu sene çok kötü. Yani şimdi biz biraz önce bir şey sordunuz, nasıl görüyorsunuz Rusya'daki bu sene kriz diye. Tabii Antalya'nın böyle boş kalması bizi çok etkiler. Oradan buraya aktarma oluyor mu? Orada fiyatlar düşer. Yani ki düştü boş de kalır, galiba. Tabii. Orada çok düşer fiyatlar. Herkes oraya gider. Yani dolayısıyla buraya İster gelmezler. İstemez burayı İster istemez burayı etkiler. İnşallah Antalya doldurur, bize de gelirler. İnşallah. Diye düşünüyoruz. Sayın Gürses, evet, ilave etmek istedikleriniz varsa sohbetimizi yok, burada teşekkür ederim. Yani tabii turizm, hele Kıbrıs'taki turizm böyle yarım saate 15 dakikaya sığdırılacak bir şey değil. Ben en iyisini istiyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Çünkü bu halk her şeye layık, en iyisine layık. Herkese sağlık ve sıhhat diliyorum. Sizlere de başarılı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni demeyelim artık, yaz sezonu ile ilgili bir ortamın havasını aldık sayenizde. Durum nasıl evet, turizmle ilgili? Güzel ya. Kıbrıs'ımız çok güzel. Denizimiz çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kıymetini bilmek gerekiyor ama. Bir kere gelip hiç görmemiş olanlar varsa mutlaka, en azından hayatında bir tatili mı? Mutlaka çok var da birini Kıbrıs ayırmalarında bence de, büyük bence bir fayda çok var. Fayda var. Çok fayda Türkiye'de var. Mutlaka birçok yer görüyorlar, ediyorlar ama bir de Kıbrıs'taki farklılığı da görmeleri lazım. Kesinlikle. Aslında. Zaten bir kere gelen mutlaka bir daha geliyor. Bunu tecrübelerinizden söylüyorsunuz. Kesinlikle, tabii. Kesinlikle. Mutlaka geri geliyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Bize ben vakit ayırdınız. Size de bizler başarılar deriz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, ana haberi burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 18.45'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.